benim üzerinde bilimsel çalışmalar yürüttüğüm, bilimsel yayınlar yaptığım ve ebeveynlerle çalışırken de belki üzerinde en çok durduğum konulardan biridir bu. Duygu kontrol becerisi nasıl sağlanır? Anne babalar ne yapmalılar ya da ne yapmamalılar? Öncelikle herhalde anne babaların fark etmeleri gereken şey, duygu kontrol becerisinin duyguyu bastırmak olmadığı. Yani anne babalar bazen duygu kontrol becerisini duyguyu bastırmak, baskılamak ya da duyguyu yok saymak olduğunu düşünüyorlar. Ve çocuk duygusunu hiç ifade etmediği zaman bunun sağlıklı duygusal gelişim olduğunu düşünebiliyorlar. Halbuki bütün duygular işlevseldir. Kaygı, korku, endişe duymak, kızmak, bazen öfkelenmek, üzülmek, hayal kırıklığına uğramak. Bunlar da aynı sevinmek, mutlu olmak gibi işlevsel duygulardır ve hepsinin yeri geldiğinde uygun şekilde hissedilmesi ve gösterilmesi, ifade edilmesi sağlıklıdır. Öncelikle anne babaların bunun farkına varmaları gerekiyor. Ondan sonra peki çocuklar bu duyguları fark etmeyi ve uygun şekilde ifade etmeyi nasıl öğrenecekler? Çünkü benim hep kullandığım bir benzetme, bir metafor vardır. Bir düdüklü tencere metaforu. Siz bir duyguyu bastırmaya, baskılamaya çalıştığınız zaman nasıl basınç düdüklü tencerenin içinde biriktiği zaman hiç ifade edilmezse, yani sızdırılmazsa birikir, birikir ve patlar. Aynı bastırılan duygular da bir düdüklü tencere misali ifade edilmezse patlayabilir. Bizim böyle öfke patlaması dediğimiz ya da panik atak dediğimiz sonuçlara yol açabilir. Onun için anne babaların çocuklarında duygusal becerileri nasıl destekleyeceklerini bilmeleri çok kritik, çok önemli.